Başkanım buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Hadi size kısa süre ben de yardım edeceğim. Buyur. Tamam. Biz aynı açmışlarımızı kıracağız. Sadece bükeceğiz. Şu hattı boşaltalım. Çok açmışlarımızı. Bir dakika. Diğerleri. Oradan mı oradan? Başkanım bak şöyle bükeceğiz. Şöyle bükebildin mi kendi evet. Gidiyor. Sapıyla beraber. Evet şöyle bu boğulundan bükeceksin. Tamam. Yağ getirdin mi bükülüyor, kırılıyor. Kaç yıldır çalışıyorsun? Abi biraz sonra doğru kayalım. Başkanım ben çocuktan, 7 yaşından kendim bildim bileli bu işlerle uğraşıyoruz. Her işte bahçede, bağda. Günde ne kadar topluyorsun? Başkanım belli olmuyor. Dün 42 kiloya yakın toplamışım. Evet. Biraz. 42 kilo. Evet belli olmuyor. Çok açtım ya 50-60 kilo toplayabilirim. Elim çeviktir, toplarım ben. Başkanım Allah sağlık verdiği müddetçe. Devam edin arkadaşlar. Ya biz çocuktan bu işleri yapıyoruz. Köylerdeyiz zaten. Kendimiz de köylüyüz. Ekmek davası için bunlardayız. Isparta'da memleketimizdeki ne orada kendimiz. Isparta güzel yer. Evet evet memleketimizden memnunuz başkanım. İşte başkanım bunlar para etmiyor. Sıkıntısı bu. Bunlar para edecek ki siz de kazanasınız. Evet, evet başkanım. Ona göre taban fiyat verilecek. Evet. Göğmeler düşük başkanım biz işte çiftçi olunca. Yani kazanamıyoruz emeğimizi. Karşılığını alamıyoruz. Evet. Tabii herkesin ekmeği bu. Çiftçinin ekmeği bu başkanım. Evet. Ben böyle biraz diyeyim sen ben. Değil var herkesin görevi ayrı. Bizim de mesleğimiz alın teri, bu. Alın teri. Evet alın terimiz bu. Ya biraz karşılığını alsak biz de memnun kalacağız başkanım bunların. Yani i̇nşallah o da olacak inşallah. Olacak. Hak ettiğimiz çiftçimiz hak etsin, işçimiz hak etsin başkanım. Çünkü zor durumda duruyoruz, zor durumda kalıyoruz. Getiremiyoruz, yeri geliyor, yetmiyor. Her şey ateş pahası. Her şey ateş pahası yani. Evet. Çok sıkıntılar yaşıyoruz başkanım ya. Çok çiftçi olunca çok sıkıntıdayız. Karşılığını alamıyoruz. Attığın ilacın verdiği gübrenin. Bunlara ilacı ne zaman atıyorsunuz? İlacı başkanım işte gül başlamadan atıyoruz. Gül çiçeğinde atılmaz. Zararlıdır. Çiçek bir tane kadar. Çiçek bitti mi? Kırmızı örümcek atarız. Kırmızı örümcek almasın diye. O yaprağı sardı mı gülü bitirir, ağacı kurutur. Ona hemen attın mı önlemesini alır. Kırmızı örümcek. İlacını. Evlatlarıyız. Hepimiz de aynı kardeşiz, din kardeşiz. Burası hiç toplanmamış galiba. Evet başkanım, bunlar toplanmayan diziler. Dur bakalım, patron bana kaçsa para verecek. Yani patron aklını verir. Patronumuz yemez hakkını. Bu sene güller de başkanım böyle iştah yok bu sene. Ya Allah büyük yağmur olmayınca. Yağmur olmadığı evet, için mi? Evet evet başkanım. Biraz da soğuk dokandı, sıcak dokandı. Tomurcuklar zayıf. 14. gün topluyoruz biz. Bir damla yağmur dinimi ziyaret, kurban oldum Allah'ım. Hayırlısını, hayırlı rahmetler versin. Sizin gelmenizine bugün inşallah hayırlı rahmetler i̇nşallah, gelir. İnşallah, inşallah. Bereketi ardından gelir. Bundan kalırız, inşallah.
sıkıntı yarattı tasarruf konusunda kula. Biraz daha arkadaşlar. Hayırlısı neyse olsun. Giriş açıyla çalıştık galiba. Cemal bir adım yürü. Bu sulansa başkanım daha da canlı olur bunun tomurcuğu. Evet. Daha da güzel olur. İkinci, üçüncü tomurcuk çıkarır. Damlama sulama yapıyorlar ya. Evet, damlaması var. Patronum. Geçen de bir gün sulandı. Tabii biraz suları geç vereceklermiş damlamalardan. Fena değil benimki de. Evet, he? Evet, evet. Ağırlığı hissetmeye başladım yani. Maşallah, maşallah. Evet, güzel evet. Benim bizde. Ve bana hocalık yaptı. Sağ olun, teşekkür ederim. Güzel, en sevdiğin de hangisi? Matematik. O zaman gel bakalım şöyle bir. Tamam. Sen nasılsın? Gel bakayım. Sen kaça gidiyorsun? Sen, beraber kardeş mi senin? Gel bakalım. Çalarsak, okusu varsa. Rakam da yüksek olsun. Bizim isteğimiz %100 taban fiyatları olmasın. Dernek desteği olsun. Nasıl fındığa, peynirde oluyor olduğu evet, gibi. Evet, biz de bütün tarım ürünlerine biz de destek evet, biz de gülümüze bir taban fiyat belirlenmesini istiyoruz devlet tarafından. İnşallah bu konuda sizlerden destek veriyoruz. Ama en kötü ihtimal biz şu anda 7,5 olmasını istiyoruz. En kötü ihtimal. Evet, çünkü kurtar maliyetimiz kurtarmıyor. İşçilik şu anda 2,5 kilo başına. Yol parası geliyor. Yol parası. Evet. Yani şu anda hiçbir para kazandıkları yok efendim. Sadece telefonla şu anda 150 bölümde arkadaşımızın yeri var. Böyle bir imkan var. Şey yapamıyoruz. Gül verdik yani sizin ürünlerinizin tamamını mı aldınız? 5 yıllık ortalama. Kotopor gelir. Kotopor. Kotopor. Kendim gelir. Bu olmayan. Geriye doğru. Bir yol alın. Evet, ondan bir fotoğraf alıyorum. Abla? Geçen yıl. Şöyle gelin. Şöyle gelin. Şöyle gelin. Satılmıyor madem ne yapıyorsun? Satılıyor. Şöyle gel. Ayrı ayrı durumlar. Ayrı ayrı. Buyur baba. Ne var? Buyur başkanım olur mu ya? Olur ya. Bak işte beraber olur. Şapşan olmaz başkanım buyur. Ayı asıyı kaldırdılar. Bu tarafa geçiyorlar. Ben de böyle geçiyorum. Şöyle Genel Başkanım şeker sizde misiniz? Evet. Tepki çok yaklaştık. Bu ekmeği paylaşacağız herhalde. Başkanım var burada ekmeğimiz yurtumuzda var. Başkanım daha iyi. Ablacığım. Lütfen. Hadi buyurun sayınızı. Başkanım gündem yoğun ha. Biz atlama verelim. Her gün de yapıyoruz. Zangil Birlik fiyat açıklamadı. Ta Eylül'de Ekim'de açıklıyor. Türkiye. Evet arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Yok. Maşallah iyisin iyisin. İnşallah. İnşallah. Galatasaray'da bir sene çekiyor. Tedavi oluyorsun değil mi? Evet. Kızlarımla giden hemşire onlar bunu dolayı diyorlar. Maşallah kızlar hemşireyse sana iyi bakarlar vallahi. Allah evet evet. Evet. Geçmiş olsun efendim. Allah şifalar versin. Oldu. Hoşça kalın. Öyle sizi bekliyoruz. Başkanım. Eyvallah. Sayın başkanım. Sağ olun başkanım. Ya, çok sağ olun. Sağ olun başkanım. Çok iyi olur.
Gülmüştüm biraz önce size naklettiğim gibi. İnşallah yüksek bir şey olur ama şu anda 5.9 falan bir var peşin parayla. Çok düşük. Çok düşük. Çok düşük efendim. Biraz önce işçilerin maliyeti kilo 2.5-3 ama sonra da bir şey var bizde. Artı bir de... Eskiden daha yaygındı galiba değil mi? Çok fazla. Çok fazla. Ama ne oluyor efendim? Rakam düşük oluyor, minnet köklüyor. Evet. İyi para etmeye başlıyor, tekrar iki yol var. Bu sefer bildim bileli, yani Isparta deyince akla hep gül geliyor. Evet. Son zamanlarda gül gitti, yerine elma geldi. Elma üretsiz de çok memnun değil aslında. Evet, değil. Planlama olmayınca. Para etmiyor. Planlama olmayınca. Hatta burası sadece gül de değil yani. Kozmik, daha doğrusu aromatik bilgilerin, şeyin, üretimin merkezi olması lazım. Yani. Aromatik ürünler olması lazım. Yani. Isparta'da 15 bin ton gül toplanıyor. Evet. İşte 5 ton kadar gül çıkıyor. Belki dışarıdaki hani bu parfümeri sanayiyle ya da oradaki aktörlerle doğrudan ilişkiye geçmek lazım. Yani burada üretilmeli belli bir noktaya üretim getirildikten sonra ihraç edilir. Yani alıcı ile üretici arasında bir şey olması lazım. Yani bağlantı kurulması, yani araya aracı girmezse belki hani bu istikrarı, fiyat istikrarı sağlamak için ne yapıyoruz? Şey, bunlar belli değil. Gül yağını kaç satacağımız belli değil. Satabileceğimiz de belli değil. Nasıl tam fiyat açıklayacak? Bir, ikincisi. Şimdi biz %60, %70'i Isparta üretiyor, Gülen diyoruz ama Bulgaristan'da pasta daha çok üretiliyor. Pasta işçilik ucuz olduğu için Avrupa kendi ihtiyacının bir büyük bir kısmını oradan tedarik ediyor. Pastan alıyoruz. Ondan sonra bizim Isparta gül yağının fiyatı mevcuttan düşüyor. Bir de vatandaşın kota işi var. Evet. Şimdi bizim burada eskiden gülbirik fiyatı açıklamadan bekliyor tüccar. Güzel bekliyor. Gülbirik fiyatı açıkladıktan sonra 10 kuruş fazla diyor. Özel sektör. Ondan sonra herkes dönüyor özel sektör. Özel sektör. Adam 5 ton gülü varsa 100 kilosunu ortaklık ölmesin diye gülbirik yatırıyor. Diğer her tüccar yatırıyor. Bu sefer şimdi 2 yıldır mesela söktüğü dışarısının birisi 6.5, birisi 6.700'den verdi. Evet. Gülbirlik 7.200'den ödeydi. Bu sefer herkes döndü gülbirliğe. Gülbirlik diyor ki, benim ihtiyacım bu kadar. Ben kota uygulamak zorundayım. Nasıl uyguluyor? Sen diyor, 5 yıl bana ne kadar gül vermişsin, 5 yılın toplamını yapıyor. Ondan sonra 5 yılın ortalamasını alıyor. Benim ihtiyacım bu kadar. İşte kota işi de bu. Evet. Taban fiyatı açıklanma başına doların ne yapacağı belli değil. Kaç satılacağı belli değil. İşte bu Fas'ta Bulgaristan işe girince üretim daha çok. Hatta Bulgaristan şöyle yapıyor. Ama şimdi yani Türk lirası eridi dolar karşılığında. Dolayısıyla hani ama genel başkanım şimdi hem belediye meclisi hem yani kendisine bir şey eden hem gül Bulgaristan'daki üretilen gül yağı bizim burayla aynı ayarda değil. Ucuz daha mı? Tabii ki bizim Isparta'da üretilen gül yağının kalitesi Bulgaristan'dan gelenden daha iyi. Sayın Genel Başkanım, geçen sene 200 ton gül aldıysan bu sene 100 ton alacağım diye. Yani düşürdü. Yani biraz sonra yarın bir gün bu çoğu kişinin elinde güller kalacak efendim. Yani istemiyorum. İstedikleri gibi elimde gül yağı var diyor. Ama gül yağını tekrar üretmeye başlıyor. Halk yani üreticiyi sıkıntıya düşürüp ucuza gül yağı alıyor maalesef. Evet. Yani bizim üzüldüğümüz o. Madem kota konacaksa Sayın Genel Başkanım benim ürettiğime kota konuyorsa gül dikimine de kota koysunlar. Yani aşılmasın belli bir yerlerde. Ülkenin değişik yerlerine devletimiz izin vermesin buna. Isparta'daki gül şu anda bu ülkenin %63'ünü %70'ini karşılıyorsa gül olarak yani bunun başka yerlere dikilmesine veya bundan sonra dikilmesine izin verilmesin. Ona da kota konsun dikilmesine. Yönelik
teşvikler bekliyor burada üretici. Mesela son ürüne, katma değerli ürüne yönelik. Evet. Bunu ham madde olarak satmak değil de burada parfümeri, kozmetik sanayini geliştirmek, Isparta bölgesinde, Isparta Burdur bölgesinde ağırlıklı olarak bu yönde yatırımlar yapılsaydı bugüne kadar zaten ayakta kalacaktı bu sektör. Ama hep dışa bağımlı, ham maddeyi gönderiyoruz. Evet. İşte Fransa alırsa, biraz Amerika belki bunun yanında, İsrail bildiğim kadarıyla ufak tefek, almadığı anda tabii burada üretici yıllar bazında söküyor, tekrar dikiyor efendim. Söküyor, tekrar dikiyor. Elinde geçen yıldan gülüm var, gül yağım var diyor satıcı firma ama yine gül alıyor. Durmadan gül alıyor. Madem elinde var niye alıyor? Ben inanmıyorum. O fiyatı düşürmek için ya yapılan herkes, bir tane. Herkes fiyatı düşürüyor. Aynen herkes öyle. Aynen öyle. Bir kar elde etmek istiyor. İşte özel sektör bir yerde iş içine, saha genişledi. Evet. Her tarafa gül diktiler. Müzer dönem içeride. Sayın Genel Müdürümüz şöyle açıkladı birkaç yıldır. Saha genişlerse ileride sorun çıkar. Bunu sık sık hatırlattı. Evet. Ama saha genişledi. Sorun çıktı. Evet. Zaten bizim atalarımızdan şöyle bir şey var. Bu gül bir sökülür, saçaklar basılır. Birkaç yıl sonra değer kazanır, bir daha dikilir. Bir daha böyle şey var. 1400 ton civarı gül oluyor. 1400 ton. Arkadaşlar teşekkürler. Bizim dönemde gül birliğe 100 ton gül oluyor. Evet. 100 ton. Kota var ya, 100 ton. 100 ton. Evet. İstanbul'da bir pozisyon şöyle. Şuraya.